Herkese iyi akşamlar. Biraz evvel Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul kapsamında Museum of Fine Clothing markasının ilk dijital defilesini izledik. Şimdi tabii ki markanın tasarımcısı Eda Güngör ve çok sevilen başarılı oyuncularımızdan Ezgi Mola ile beraberiz. Biraz koleksiyonu konuşacağız, modayı konuşacağız, hatta kırmızı halıları konuşacağız. Evet. Ee, evet, ilk Eda seninle başlıyorum. Çok güzel bir koleksiyon hazırlamışsın. Öncelikle seni çok tebrik ediyorum. Ee, nelerden ilham aldın? Bir tasarımcıya herhalde koleksiyon hani sunumundan sonra ilk sorulacak soru bu olmalı. Hı hı. Nedir almış olduğun ilham? Nereden ilham aldın? Ve Museum of Fine Clothing kadını. Birazcık onu bize bir portre yapar mısın? Tabii ki. Ee, koleksiyonu koleksiyona anlatmaya geçmeden önce neden bir aradayız? Ee, bunun Konu hakkında küçük bir paylaşım yapmak istiyorum. Ee, şimdi bugün moda haftasının son günü. Benim de filam son defilelerden biriydi. Hı hı. Ee, öncesinde dört gün boyunca çok sevgili değerli tasarımcı arkadaşlarım çok güzel şovlar seyrettirdi bize ve çok güzel canlı yayınlar yaptılar ve bu canlı yayınlarda e, genellikle işte bu moda nereye evriliyor? E, dijital dünyada neler oluyor? Genellikle bunları konuştular ve layığıyla da çok güzel bilgilendirdiler bizi. Hı hı. Ben bugün son gün başka konulara biraz bakalım istedim. Biraz daha eğlenelim, kafamızı dağıtalım. Hani şov dünyasında, gösteri dünyasında neler olacak? Oralarda, kırmızı halılarda moda nereye evrilecek? Beklentiler hı hı. ve ihtiyaçlar ne olacak? Biraz bunları konuşalım istedim bugün. Dolayısıyla Ezgi de bu sektörün içinde çok kıymetli, çok başarılı bir insan olduğu için de bugün onunla bu konulara daha çok bakalım hı hı. istiyorum. Ezgi'nin beklentileri ne moda sektöründen kendi sektörü için biraz bunları konuşalım istedim. Keza sen de Pelinciğim evet. dünyadaki bütün organizasyonları işte ödül törenlerini çok takip eden, bunu kaleme alan ve yorum yapan bir insan olarak hep beraber biraz o taraflara bakalım istedim. Evet. O yüzden bugün benimle olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Biz ee, teşekkür ederiz. Bu anı teşekkür. benle paylaştığınız için. Koleksiyonu anlatmak <laughs> gerekirse aslında... Zorlu bir süreçti benim için. Çünkü biz Şubat sonunda kış koleksiyonumuzu tanıtmak için ben artık global bir takvimde çalışıyorum. Ve Şubat sonu kış koleksiyonumuzu satın almacılara sunmak için Paris'e gitmiştik. Ve pandemi başlamıştı o zamanlar. Sonra Mart'ın ilk haftası geri döndüğümüzde ülkemize burada da başlamıştı ve gelir gelmez evlere kapandık. Açıkçası bu durum... Benim motivasyonum biraz düşürdü çünkü benim markam kişinin özel günlerine hizmet veren hı hı. daha çok gece elbiseleri tasarlayan bir marka. E, dünya durmuşken herkes evindeyken hani bu kaygılar beni çok yordu açıkçası ilk başta. E, sonra e, Haziran'da işlerimize geri döndük atölyelerimizi açtık e, ve evet bir koleksiyon hazırlamam gerektiğini <laughs> fark ettim ve e, düşündüm dedim ki e, Madem o duyguda değilim, o zaman hayal edeyim. Önümüzdeki yazdan beklentim ne? Hayalim ne? E, hayalim tabii ki bunların tamamen bitmiş olduğu ve yine eski günlerdeki gibi mutlu, mesut, evet. e, coşkulu bir yaz yaşamamızdı hayalim. Çünkü bilmiyorum size de aynı şey oldu mu ama bu yaz o kadar kötü geçti ki sanki hayatımızdan bir dönem çalınmış gibiydi. Ben evet. öyle hissettim. E, ve tam bunun aksine önümüzdeki yazı daha coşkuyla, e, daha mutlulukla... E, ...hayal ettim ve öyle tasarladım açıkçası. E, koleksiyonun adı Cula yani Temmuz. E, neden Temmuz? E, bence yazın en güzel ayı bana göre Temmuz. Hı -hı. Çünkü Haziran sanki biraz yaza giriş. Ağustos'ta sanki çıkışa yaklaşmak Çıkış gibi. gibi. Ama Temmuz öyle değil tam ortası ve en coşkulu ay. E, tabii Hı -hı. burada... Güneşin sarısını, turuncusunu, işte denizin mavisini, e, hepsi evet, var, evet, yani o yaz Gün bitkilerinin batımı, çiçeklerinin var, aynen e, renklerini e, koleksionumu yansıttım. Yani aslında koleksiyon gücünü renklerden alıyor burada. E, biçimleri tartışırsak, e, ben beni takip edenler çok iyi bilir, tüllere bayılıyorum, tüle elbiseler yapmaya. Evet, bana da. <gülüyor> <gülüyor> bana da. Evet. Hemen e, işleri verdi. <laughs> Neden seviyorum? Yaz elbiseleri yapmak, o matematiği oturtmak çok önemli. Çünkü artık düğünler, bütün eventler biraz güneye kaymış durumda. Ve o atmosferi, o sahil eğlencelerini daha yaz elbiseleri, o matematikte çalışmak gerektiğini düşünüyorum. Ve son dönemlerde de böyle çalışıyorum. Hı hı. Bu yazda French Rivera koleksiyonumla ketenlerden kuturlar, kutur elbiseler hı hı. yaptım. Çok da beğenildi. Evet gördüğünüz gibi yine tüller, drapeler en sevdiğim şey. Çünkü taşıması çok kolay, hafif, hı hı. E, formalan, gösterişli e, bir malzeme bu bana göre. E, güneşin yansımalarını da böyle el işlemeleriyle tüllerin içine kattım. Hı hı. Öyle bir ilham. E, şifonlar var. Şifonlar da yaz için çok hafif, e, konforlu e, bir kumaş cinsi. E, satenler var, evet. Satenler de e, bence yaz şıklığına... o Parlak bir kumaş olması... Giyilmesi de epey zor risk. Evet, bir aslında öyle. Kumaştır, Biraz evet, cimri evet. güç istiyor ama... Ama hepsi müthiş güzel akıyor. Ee, yani memnunum yaptığım şeyden. Çünkü e, dediğim gibi yaz elbiseleri tasarlamak, e, güzel bir matematik oturtmak gerektiriyor Hı -hı. bu konuda. Hafif, rengarenk, coşkulu e, bir koleksiyon hazırladım diyorum Ezgi'ye. Aklıma onlarca soru soruyor ama <laughs> sıramı beklemem lazım diye içimden sürekli <laughs> duruyorum. Hayır sana hemen soracağım tabii koleksiyonu nasıl buldun? Çok şimdi. çok güzel buldum. Yani e, öncesinde sağ olsun Eda paylaştı. Hı hı. E, merakımı gizleyemediğim için. E, ve o kadar eee ...sade, zamansız... ...zarif... ...o Evet o yıl sonra da e, çıkarıp dolaptan bunu giyeceğim... ...yine dayanamıyorum çünkü çok seviyorum... ...çok rahat ediyorum... <laughs> ...dedirtecek türde e, elbiseler ki... ...ve bir taraftan da çok iddialı görünen... ...aa bu rengi de mi kullandın... ...ya bravo... ...ama çok güzel görünüyor... ...aslında benim hiç aklıma gelmezdi bunu almak ama... ...benim aklımı çeldin dedirtecek... ...türde <laughs> renklerin de kullanımını... E, ...görüyorum... ...bu da çok heyecan verici bence... Çünkü kafamızda kurduğumuz hepimiz için kalıplaşmış bazı şeyler var ya kendi adıma çok net söyleyebilirim <laughs> hiçbir zaman siyahtan şaşmayanlardan. <laughs> yani ben zaten ilk Eda'yı Eda'cığım dediğim koleksiyonunda e, her renk var bir siyah yok. Evet. <laughs> evet dedi, <laughs> ve burada en çok üzülen. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ama tabii ki siyahın gerçekten bambaşka bir cazibesi var. Evet. O her davet için bence yüzde yüz herkesin ortak noktasıdır. Fakat ben e, bu sert Geçişten Şayet hiç <laughs> mutsuz değilim kendi adıma. Yine sağ olsun Eda'cığımın benim için tasarladığı Sevelim. bu kıyafetimle çok mutlu bir şekilde geldim buraya. Ve şunu anladım. Eda'yla e, daha öncesinde de çalıştık. Onun yine diktiği çok güzel kıyafetleri Hı -hı. giydim. Ve ne zaman siyah desem Eda bana dedi ki bana bırakır mısın? Senden çok rica ediyorum. E, tamam Eda ben biraz kontrol freak biriyimdir. Hı -hı. E, hep e, ne yazık ki bize... ...dayatılan bazı şeylerden dolayı... ...ama şimdi orası şey olunca gibi... Ya, evet. ...bir şeyleri saklama, bir şeyleri gizleme... ...öyle olmazsa daha iyi olurlar... ...hep böyle kaygılarla... ...işte siyah olsun, düz olsun... E, ...belim incedir, o çıkarsa... ...tamam belki burayı saklarım gibi... ...bir takım kaygılarla... E, ...ezbere Hı -hı. aslında... ...çünkü bu konuda çok da fikrim yoktu... ...ne yalan söyleyeyim... ...hala da çok fikrim var diyemem... ...sizler sayesinde... E, ...sayfanda okuduklarımla dünyadaki e, işte selebritler neleri, neleri nasıl yapıyor... ...ve modacılar neleri nasıl yapıyor... ...çok yetenekli, çok sevdiğim, arkadaşım olduğu için değil... E, ...seyircisi olarak da keyif alarak takip ettiğim e, modacılarımızla... ...bir şeyleri öğrenmeye başlıyoruz. Algımız değişiyor, vizyonumuz Hı. değişiyor. E, ve şey, Eda bana o davetlerde bir Türk Eğitim Gönülleri Vakfı sunuculuğu yaptığımda ben siyah derken Eda bana pudra rengi ve bol drapeli yanlış e mi Eda o, çok o kadar güzel o kadar iyi hissettiğim bir elbise giydirdi ki mesela Hı -hı. algım tamamen değişmeye başladı İyi ki de öyle olmuş şimdi şu kıyafetlere baktığımda gerçekten şey oluyorum evet ya neden olmasın ben de evet yani ben de giyip bir kendimi görmek istiyorum diyorum. Harika görünüyorlar. Tebrik o ederim. O zaman o sarı tül elbiseyi sana ayırdım. Onu giydireceğim sana. Tamam. Buradan da evet. tamam canlı yayında bence <laughs> Hepsi olabilir. Hepsi <laughs> olabilir ama Hepsi. en iddialı renk sarı ya. Evet. E, rengi seve sevdirmeye seve çalışıyorum <laughs> Ezgi'ye. Şu an hepsini seviyorum biliyor musun? Öyle mi? Kesinlikle gerçekten. O algıyı yıktım kafamda aslında sayenizde. Ee, tamamen kendimizi soktuğumuz kalıplarla alakalı evet, olduğunu kesinlikle. düşünüyorum. Hı -hı. Bu bir şekilde kırmızı alaya da sirayet <laughs> ediyor. Sonra kendini tekrarlamaya ve sıkıcı bir şey yaptığını fark ediyorsun. Sıkıcı olmaya başladığını fark ediyorsun. Hı -hı. Dolayısıyla denemek lazım. E, görmek lazım. Önemli olan da kendini iyi hissetmek aslında. Kesinlikle katılıyorum. Doğru. Bu arada e, böyle küçük bir şey söyleyeceğim. E, şimdi ben ne zaman bir koleksiyon tanıtsam ya da bir şey paylaşsam Ezgi. Yani o kadar insanı hoş tutan biri ki hemen bana yazar işte Edacığım mükemmel olmuş harikasın yani hep takdir Aa, eder. Müthiş bir şey. Ya bu çok güzel bir şey. İçimden gerçekten gelen arkadaşım olduğu için ve motivasyonunu yükseltmek için Hı -hı. de değil. Hakikaten görüyorum ve ya Eda ne kadar güzel olmuş. Hani hoşuma gidiyor. Bir müşterisi olarak hoşuma gidiyor Hı. hem de. E, dostum olduğu için de bunu hemen onunla paylaşma gereği duyuyorum aslında. Evet dünyada beni en çok beğenen insanlardan biri olabiliriz. Ezgi. <laughs> gerçekten yani çok mutluluk verici bir şey Valla çok güzel bu. şeyler yapıyorsun. O yüzden de ederim. alkışlıyorum seni gerçekten. Çok Tebrik teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Peki ben bir sonraki soruma geliyorum. Tabii. <laughs> ben e, tasarımcı olarak hep merak ettiğim bir şeydir bu benim. Bir tasarımcının böyle koleksiyonunu ilk böyle kafasında oluşturduğu, ilk böyle temasını oluşturduğu o sihirli anı hep merak ederim hı hı. ve onu hani okuduğun bir kitaptan mı izlediğin bir filmden mi hı hı. o senin aklına nasıl düşüyor Eda? Yani birazcık onu ya da tecrübeyle mi ediniyorsun bunu? Hani o sihirli an nedir? Nasıl oluyor? Şimdi şöyle aslında ben e, koleksiyonumu hazırlayıp bitirdikten sonra ve onu sunduktan sonra bu sanıyorum tecrübeyle alakalı bir şey, hemen bir sonraki koleksiyonun böyle kokusu burnuma gelmeye hmm. başlıyor. Çünkü e, fark etmeden bu kolektif bir bilinç sanıyorum, e, okuduğumuz gördüğümüz şey aslında kafamda net değil. Ama bir bilgi var ve o Hı -hı. bilginin bir dışa vurumu oluyor diye düşünüyorum. Çünkü ben hiçbir zaman böyle çok spesifik şeylerden ilham almam. Ee, bir şey, bir duygu beni bir sürükler bir yerlere, bir koku alırım. Ya da Hı -hı. E, nasıl söyleyeyim, bir gidişat bir, vardır ve onu takip ederim belki de. Ama kumaşların e, benim hayatımdaki önemi çok fazla. Yani Hı -hı. ben daha çok kumaşa dokunduktan sonra, tasarım yapabilen biriyim çok Hı, nadirdir demiş, evet. e, tasarımı yapıp ona uygun kumaş Hı. bulmak genellikle dediğim gibi kumaşlar beni e, tasarıma yönlendiriyor e, bu böyle bir süreç oluyor genelde benim hayatımda e, zaten çok da e, oturmuş bir tarzım var yani öyle çok farklı şey, her koleksiyonda başka bir stile bürünmüyorum evet, e, benim evet. bir tasarım Zavansız matematiğim parçalar, var aynen. evet ee, o konuya da sonra geleceğiz zaten Hı -hı, biraz o sürdürülebilirlik konusunu konuşacağız ee, Dediğim gibi belli prensiplerim var Zaten o prensipler hiçbir koleksiyonda değişmiyor E ee, Prensipleri de aynı tutunca zaten e, bu stilinin hep e, istikrarlı bir şekilde ilerlemesine sebep oluyor Ben bu şekilde değerlendiriyorum Yani öyle net olarak ilham aldığım bir şey yok açıkçası Tamam Peki Ezgi'cim ee, yani Türkiye'nin en ünlü oyuncularındansın, popülersin, galaların oluyor, kırmızı halıların oluyor. Peki soruyorum sana. Moda senin hayatında ne kadar yer teşkil ediyor? <laughs> Anlamı nedir modanın senin mesleki yani kariyerinde e, almış olduğu pay nedir modanın? Pelin aslında e, bu konuda hiçbir fikrim yoktu. Hmm. Benim en iyi bildiğim şey, eğitimini aldığım şey oyunculuktu ve e, en hayalini kurduğum şey de bu vesileyle paralel olarak oldu bol bol sinema filmi yaptım. Bu sinema filmlerinin de e, tabii ki e, özel gösterimleri, galaları olduğunda tecrübeler gittikçe artmaya. E, bazen unutulmaya Hı -hı. <laughs> ama sonra yeniden artmaya <laughs> Hı -hı. devam etti bir şekilde ve bunun Hı -hı. bunun da aslında o projenin bir parçası olduğunu e, zamanla anlamaya başladım Hı -hı. Çünkü bunun e, her şeyiyle bir tırnak içinde paket olduğunu ...ancak evet. sonrasında anlayabiliyorsunuz... Evet. ...ben sonrasında anlayabilenlerdenim... ...ya da... Hı hı. E, ...belki de çok iyi bir takipçi olmadığım içindir... ...kendi işime fazla odaklanıp... ...bu konuları çok iyi takip edemediğim için... ...olabilir... E, ...bu tabi ...dijital mecraların gittikçe artmasıyla da... Aynı ...hepimizde... Fikirdeyim. Aynı fikirdeyim. E, ...gelişen... ...değişen, dönüşen bir şey de oldu diye düşünüyorum... ...bende de öyle oldu... E, İlk zamanlar şöyle bile dediğimi hatırlıyorum biliyor musun böyle bir dördüncü beşinci filmimin galasında ben acaba buna nasıl yetişeceğim ne giymem lazım nasıl yapacağım ben acaba hep aynı elbiseyi giysem yıllarca Aa, bu şekilde kurtarabilirim ve bu benim hayat duruşuma olabilir. da çok uygun bir şey olabilir. Ama Kate benden önce davrandı. <laughs> ben, ben tabii her e, şeye, galaya aynı kıyafeti gerçekten düşündüm. Hep aynı o özel kıyafet. Evet, Dolayısıyla da geleceğim yargılanacak dedim. bir şey de olmayacak. Üç kere konuşursunuz, dört kere e, konuşursunuz, beş de konuşacak bir şey kalmaz. Ezgi bildiğiniz gibi zaten devam edelim, zaman kaybetmeyelim denir. Ve bol bol filmden konuşurum ben evet. diye düşünürdüm. Ama, ama tabii yapmış. ki dediğim gibi bu paketin bir parçası ve... Kendi adıma orada kendimi iyi hissetmek hoşuma gidiyor. Yani hı hı. o kırmızı alı da e, ne kadar mesela bugün de tırnak içinde bir kırmızı alıya hazırlandım ve kendimi çok iyi hissediyorum. Çok hoşuma giden üstümde iyi taşıdığımı düşündüğüm bir kıyafetim var. Saçımı, makyajımı en sevdiğim bu işi yapan insanlara gidip yaptırdım. E, i̇şte ne bileyim, özendim. Artık Sevdiğim insanları çok zevk alıyorum. Aynen buna bir zaman harcıyorum. Bunu düşünüyorum ve bundan keyif alıyorum aslında. İyi hissediyorum kendim bunu yaparken. Ama e, dijital dünya e, aslında biraz da bu konuda çok sert bir dünya. Çok. Yani özellikle sizin için e, galalar, kırmızılılar olduğu vakit e, gösteriyorsunuz, resimleriniz çıkıyor. Her yerde muazzam bir ilgi var. Tabii. Ve gelen yorumlar mesela hani... Beğenilmemiş. Bunlarla nasıl başa çıkıyorsun Ezgi? Yani öyle bir şeyin var. Örneğin düşün ki hani e, çok iyi e, geri dönüşler alınmadı. Hani nasıl ona başa çıkıyorsun? Çok üzüldüğüm zaman ya da, oldu da öyle bir şey mi? oldu mu yaşadın ee, mı? Şöyle e, ben e, sosyal medya üzerinden konuşacak evet. olursam ben sosyal medyanın tüm mecralarını çok aktif kullanan biriydim İş, aynen, başından evet, beri evet. E, ve galiba bu süreç beni Neredeyse çocukluktan yani ilk daha genç yaşlarımdan itibaren hazırlamış olmalı ki çok öfkeli olduğum bir dönem hatırlamıyorum. Hmm. Öfkelendiğim anlar çok net hatırlıyorum. Bence olmayan da yoktur. Hmm. Çünkü e, maalesef bir odada bambaşka bir şeye kızıp ya da kendi sevgisizliğinden ne yazık ki hıncını e, üzerimde çıkarmak isteyen çok insanda olabilir. Hı hı. Zaman zaman belki bunu sosyal medya üzerinden olmasa da karşımdakine ben de yapmışımdır. Hepimizin ruh hali e, iyi olmayabiliyor ve çok kötü sözler sarf edebiliyoruz ya. Sosyal medyada bunun bir odada yapıldığını düşünülünce çok sert bir yer olduğunu bize hı hı. hatırlatıyor aslında. Ama ben e, bunu çok da bir kere şunu baştan bir söyleyeyim. Benim yaptığım iş hep alkışlanma isteği, izlenme isteği, takdir edilme isteği üzerine kurulu bir iş aslında. Evet. Hepimizin öyledir ama e, ve ben takdir edildikçe, sevildikçe çok mutlu olan bir insanı merkez gibi. O bin tane yorumun bir tanesi kötüyse ben onu görüyorum. Ama ne yapalım o da öyle düşünmüş demeyi öğrendim. Hı -hı. Gerçekten bunu diyebiliyorum. Tamam öyle düşünmüş. Çünkü kimisi var. Hakaret etmek istiyor. Onu da zaten yorumdan anlıyoruz. Maalesef. maalesef evet. Yani çok ayıp. Hiç tasvip etmiyorum ama hakaret ediyor yani alenen. Ee, ben engelliyorum hakaret edenleri. Hmm. Hiç görmek istemiyorum. Çünkü bunu bir kere yapıyorsa devamında da yapacak demektir. Üslubumuz uyuşmuyor demektir. Ee, kendi çerçevesi içinde tutarlı ve hakarete varmayan bir yerden eleştiriyorsam görüyorum. Zaman zaman cevap verebiliyorum. Katılıyorsam da katılmıyorsam da. Zaman zaman da görüp bir yerlere yazıp devam edebiliyorum. Ama e, hayatımın merkezine koyuyor muyum? Ha. Koymuyorum. Çünkü ben oraya o fotoğrafı zaten koyuyorsam... ...ya da o fotoğrafın gittiğim yerde çekileceğini biliyorsam... ...zaten ben oraya mutlu gitmişim demektir. Gitmem. Galam da olsa gitmem mutsuzsam. Yani kendimi mutlu hissettiğim yerde şimdiye kadar bulundum. E, hep kendimi iyi hissettiğim gibi gittim. E, zaman zaman... Üç yıl sonra ay ben ne yapmışım dediğim de oldu. <laughs> Ama o an mutluydum. Olmaz mı? Bence hepimizin olmuştur. Doğru, Ama özellikle. o an gerçekten mutluydum. Peki Eda, <laughs> ee, şu an dijital çağın içindeyiz. İşte malum zaten <laughs> her şeyimiz artık dijitalleşmiş durumda. Ee, Buna e, nasıl ayak uydurdun? Bir de gelecek anlamında planların neler olacak? Bunu öğrenmek istiyorum. Şimdi biz de yeni deneyimliyoruz Pelin'cim. İlk defa gerçekleşen bir dijital moda haftası tecrübe ediyoruz. Gerçekten çok büyük emekler verildi. Yani hiç kolay değilmiş. Çok ciddi bir ekip çalıştı. Yani herkese buradan teşekkür ediyorum. Çünkü birlikten kuvvet doğarmış, doğruymuş. Yani hepimiz Doğru, hep evet. beraber hareket ederek çok güzel işler ortaya çıkardık. Ben ne yapıyorum dijitalleşmek için? Bir kere öğrenmeye çalışıyorum. Yani dünyayla uyumlu olmak için bunu yapmak zorundayız artık. Yani bu bir zorunluluk, bu bir tercih değil bu saatten sonra. Ben de önümüzdeki hafta online satışımı başlatmış olacağım. En azından bir adım atıyoruz dijital dünyaya. Artık dünyanın her yerine ulaşabilir, görünebilir bir evet, şekilde güzel. markayı Artık ilerleteceğiz. Ben bu platformun hani korkutulan tarafları da konuşuluyor. Ya tabii ki olumsuz yönleri de var, yok değil ama biz neden olumlulara bakmayalım ki? Yani bunları konuşalım, onlara odaklanalım. Tabii ki pandemi dolayısıyla bir anda bu platform hızlandı. Çünkü dediğim gibi biz zorunluluktu bu. Ama ben hep zor dönemlerde yeni bakış açılarının ortaya çıktığını. Yeni ihtiyaçların ortaya çıktığını ve bu ihtiyaçlara cevap vermek için de e, yeni fikirler yaratıldığını düşünüyorum. Hı hı. E, geçmiş tarihte de bu hep böyledir yani. Hep zor dönemlerde yeni fikirler ortaya atılır. E, evet pandemi bizi çok üzdü, çok kayıplar verdik, üzüldük, tıkıştık, sıkıştık belki ama yani her kötülüğün içinde bir iyilik de var. Bence, evet, e, evet. ...çok başka yaratıcılıklar da gördük... ...bu sayede dijital da, ortamlarda. Evet, aynen, daha yani iyi. mesela... Paris Moda Haftası'nda. Evet mesela Moschino'nun yaptığı... ...kuklalarla bir sunum yaptı. <laughs> Belki sunumlarda bir değişiklik olacak. Evet yani daha eğer bu dönem yaşanmasaydı... ...biz öyle bir şovu izleyemeyecektik açıkçası yani. Ben, evet evet rüya gibi bir sunumdu. Çok ben, bir yaratıcılık Mesela Keza öyleydi. Evet, evet harika. Yani hep böyle... E, ...evet ama e, sunum anlamında... ...kreativite daha da bir artacak gibi kesinlikle, öyle gözüküyor. Kesinlikle. Ee, belki gelecek sene daha çok göreceğiz. Aynen yani bu e, dijitalleşme bize bambaşka yaratıcılıklar gösterecek. E, biz de bu işi öğrenmeye çalışıyoruz. Biz de bu sene mutlaka hatalarımız olmuştur ama bir sonraki sezon daha iyisini, sonra daha iyisini yapmaya gayret edeceğiz tabii ki. Peki. Şimdi gelelim birazcık sürdürülebilirlik konuşalım mı? Konuşalım. <laughs> Malum her şeyin son derece hızla tüketildiği bir dönemdeyiz bir de evet. ama benim gördüğüm bu kadar hızlı tüketimin karşısında bir de böyle kale gibi duran ve yine moda dünyasının kendi içinde çıkartmış olduğu bir sürdürülebilirlik akımı başladı. Hı hı. Şimdi bunun ben kırmızı halı tarafını ele alacağım. Çünkü birçok penceresi var. Hı hı. Ee, en yeni, en son işte Venedik Film Festivali'nde mesela Kate Blanchett gitti. Beş sene önce giymiş olduğu Ermeni prive elbisesini. Kırmızı halı da giydi ve kaç kez giydi? Festivalde birçok kez giydi. Evet. Ee, şimdi bu konu hakkında ben ikinize de sormak istiyorum aslında. Ee, bir e, senin açından bakmak yani senin fikirlerini almak istiyorum hı hı. Eda. daha sonra da ezgiden ee, sen bence kesinlikle bir süreli bir kadınsın. Kesinlikle. Aldığın şeyleri çok evet. güzel değerlendiriyorsun. Onu biliyorum seçimlerinde de. Zaten seçimleri doğru yaptığımda değil mi? bunu kimseye çaktırmadan aslında fark ettim. Tabii ki. Evet. Yani doğru şeyi doğru parçayı almak ne kadar önemliymişi Mesela öğrendim. Bugün konuştuk ki evet, o melodias'ın bilinç, bilinç bilinç sahibi oldu evet. o konuda. Evet. Eda'nın da mesela koleksiyonlarına bakıyorum hep zamansız. Yani bir aldığım parça 10 sene sonra da rahatlıkla giyebiliyorsun. Kesinlikle. Şimdi biraz bir fikirlerinizi alayım. Bir de e, markanın zaten ismi çok özel. Evet. Konuda. Ya markanın mottosu bu zaten. Evet. Çok özel. Yani e, ben bu markayı kurarken Pelin e, içgüdüsel olarak e, bu kavramı zaten içine Tabii, koymuşum. Tabii. Aynen. Yani Museum of Fine Clothing, yani iyi giysi müzesinin amacı iyi giysiler yapmak adı gibi. E, ve e, her zaman giyilmeye değer, geleceğe yolculuk yapabilecek elbiseler tasarlamayı her zaman tercih ettim. E, bu sürdürülebilirlik konusu dünyada çok konuşulan bir kavram tabii hı hı hı. ki. E, ben de kesinlikle önemsiyorum. Markamın adı zaten ilhamını oradan alıyor. Ee, ama biraz da kafalar karıştı gibi geliyor bana çünkü yüksek markalardan düşük markalara kadar bu konu biraz da satış e, ticari amaçlı da kullanılıyor yani biraz tüketicinin bunu ayrıştırması gerekiyor bana göre yani sürdürülebilir moda ne demek bir kere? Bunun anlamını öğrenmeleri, evet, yani biraz araştırmalı ve tercihleri ona göre yapılması gerekiyor. Yani sürdürülebilir moda, etik bir üretim midir, vegan üretim midir, yoksa yüksek kaliteli üretim mi demektir? Ha yani yani bunları destek midir, köstek midir? Evet, değil mi aslında, mutlaka. Yani çünkü mı? bu işi iyi iniyetli e, kullanmayan markalarda ben marka, görüyorum. Evet, doğru. Bunu ayrıştırmak çok önemli. Tabii ki hızlı tüketim artık bir kaos yarattı dünyada. Ve tasarımcılar da bu konuda artık çok yorgun. İnanın çünkü tasarım süreci o kadar kısaldı ki o zaman artık biz durup bir şeyleri hayal etmeye ya da yeni fikirler bulmaya vakit bile yani yaratamıyoruz açıkçası. Tabii sezonlar aynen müthiş bir baskı sizin üzerinizde. Çok. Tabii ki burada e, üreticilerin ticari açlığı da devreye giriyor. Yani hem moda tutkunları hep yeni ürün yeni ürün istiyor. Aslında ihtiyaca yönelik bir tüketim yok. Moda tutkunlarından bahsediyorum. Daha çok sürekli yeni alma ihtiyacıyla Aynen. bu tüketimi yapıyorlar. Kate Blanchett'in tavrını çok çok destekliyorum. Burada markanın da aslında değerini arttırıyor. Armani Privé çok önemli bir moda Aynen. evi ve aslında 5 sene sonra kırmızı aldı onu tekrar giyerek Markaya da bir değer katıyor Tabii ki. çünkü diyor ki Armani pri ve elbisen her zaman giyilmeye değer zamansızdır evet, evet kesinlikle bu çok önemli hani derler ya evladıyelik bir şey almak hmm. doğru İşte annelerimizin anneannelerimizin o çantası ayakkabısı bize bir oluyorsa çok evet. de onlar. inanılmaz kıymetli bir Tabii. şeydir ya ee, hani ya da bir takısı broşu bir şeyi onu alıp e, çok farklı tarzda bir şeyle o broşu taktığında ya inanamıyorum ne kadar güzel olmuş dedirtebilir ya. Hı hı. Bence bu da öyle bir şey aslında. Doğru parçayı hı. sanırım aldığınızda onu 10 yıl sonra da 20 yıl sonra da kullanıyorsunuz ve oluyor. Hem de şaşırtıp hayran bırakarak aslında kullanmış hı hı. oluyorsunuz. Çok kıymeti daha da artıyor diye hı. düşünüyorum. Biz vintage store'lar ne kadar kıymetli tabii, yurt dışında. Tabii, tabii ki. Yani şimdi bugünkü üretime bakarsak biz geleceğine bırakacağız ki? Evet. Aynen yani. öyle. Ay ben size oturur saatlerce konuşuruz tamam. <laughs> biz kendi e, sayfamızdan devam e, edelim. De oradan <laughs> devam edin öyle gibi. Şimdi biz, bizden sonra e, saat 22'de Hakan Yıldırım'ın evet. başlayacak. Evet, o yüzden son böyle son cümlelerimizi alıp toparlamak istiyorum aslında. E, son bir cümleyle e, kapanış yapacağım artık Eda'cığım. Tamam. Senden bir şeyler alalım Ezgi'cim senden de. Okey e, şöyle bitireyim ben. E, ben buradan bütün bize verilen destekler için çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli benim için. Ee, arkada çalışan ekip, başkanlar, e, sevgili derneğimiz... Herkese buradan çok teşekkür ediyorum. Gerçekten birlikte başardık ve çok daha güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Ee, i̇lk deneyimimizi de evet. ben keyif aldım. Ee, farklı bir deneyimdi benim için. Ee, yolumuz açık olsun diyorum. Ben de hepinize teşekkür ediyorum. Çünkü e, hakikaten e, algımız işte bu şekilde değişmeye başlıyor. E, kendimi buradayken beş yıl önce beni buraya getirseniz. Yok ya. Şimdi ne alakası millet gülecek de diyebilirdim. Ama bunlar dediğim gibi ön yargılarımız ya bizim. Hı hı hı. Bize bir şekilde dayatılan şeyler. Neden olmasın ki? Belki ben de soru sormaya geleceğim. Evet. Ya da bir fikrim varsa bu da böyle olabilir değil mi demeye geleceğim. Ya da ben böyle düşünüyorum diyeceğim ve bir şekilde çünkü dediğim gibi bu bir paket benim mesleğimde de. O filmi yaptıktan sonra ilk e, özel seyircileriyle buluşurken Oraya iyi gitmek, orada Hı -hı. kendimi güzel hissetmek bana mutluluk veriyor. Dolayısıyla ben Türkiye'de modacılarımızı izlediğimde, tasarımları gördüğümde hakikaten artık çok heyecanlanıyorum. O kadar güzel defileler izledik Aynen. ki Eda gerçekten sen de bunların başındasın ve burada olduğum için demiyorum. <laughs> çok kıymetli modacılarımız var dünyada e, gerçekten çok hatırı sayılır yere gelmesi gereken modacılarımız var. Umarım yolunuz açık olur. İnşallah. Bu güzel etkinlik buna biraz vesile olur e, ve çok daha fazla farkındalık böyle bir gözleri buraya çevirecek bir şey olmasına sebep olur diye umut ediyorum. İnşallah. Ben de emeği geçen herkese e, teşekkürler. Ellerinize sağlık diyorum. Destek veren herkese ve daha da artması gerektiğine <laughs> inanıyorum. Teşekkür <İnşallah>. ederim. <laughs> Mercedes Benz Fashion İstanbul'un beşinci günündeyiz ve bizden sonra saat 22'de Hakan Yıldırım'ın defilesiyle bu güzel macera bu senelik sona eriyor. Evet. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sevgili misafirlerime de <laughs> su gerekiyormuş. <gülüyor> <gülüyor> çok çok teşekkür ediyorum ben geldiğiniz için. Ben çok teşekkür için. ederim için. Bizi de izlediğiniz için. için sizlere teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi akşamlar. <laughs>